Canına yazık değil mi? Niye yakıyorsun o kadar? Canımı düşündüğüm mü var? Yani iyi düşündüğün var. Sen istemezsen içmem. O evden çıktım ben. Nasıl çıktın? Çocuklarımı aldım çıktım. Avukat soracaktım sana. Boşanacağım. Teyzesinin kızı Hoca Efendi, eldi iki bohçasını eline verip köyüne savalım. Şu yavrunun hatırı için Hoca Efendi. Sabuna koyup akan suya vermişler. Elleri kırılasıcalar. Görüyorum. Helada ters oturmuş. Sakalının hayrı, nuru için Hoca Efendi. Bir tütsü vereceğim size. Üstünde büyü konacak hiçbir şey kalmamalı. Hepten cıbıldak mı yani? Hadi Cemal'im, madem korkum yok diyorsun, Hoca Efendi 100 kere yeter dedi. Anan kurban olsun sana, hadi, sütümün hakkı için. Yahu baba, sen söyle bari, nasıl bacımın kızımın yanında çırılçıplak soyunurum, rezillik bu! Rezilliği işlerken düşünseydin! Bacıların eldiği ki yavrucuğum! Erkekler baksa olmaz mı, atlayacağım dedim size! Karılar da lazımmış, Hoca Efendi öyle dedi. Hadi yavrum, karının da içi rahat etsin, hadi atlayıver! Alın öyleyse! Anadan doğma soyunayım da tutsun büyünüz! Sen odaya gir. Ama Hoca Efendi... Başlatma hocadan, gir içeri. Büyüden başka ne bilirsiniz? Yazıklar olsun size! Konuşmak yok, insanlık yok, dertleşmek yok! Alın! Alın! Sen bakma kız! Sayın 100'e kadar, Allah cezanızı versin! Tövbe estağfurullah! 1 2 Oldu mu? Büyünüz tuttu mu? 3 4 5 6 7 Benden hocaya selam söyleyin. Anne, 9 Dürzi'ye selam söyleyin, değil mi? 11 12 Allah'ın belaları. 13 14 Saysanıza reziller!